Markos Kitabı 1. Bölüm. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır. Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum, o senin yolunu hazırlayacak. Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. O günlerde Celile'nin Nasira kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden, ''Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum.'' diyen bir ses geldi. O an ruh, İsa'yı çöle gönderdi. İsa, çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından sınandı. Yabani hayvanlar arasındaydı ve melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. ''Zaman doldu.'' diyordu. ''Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın.'' İsa, Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andrea'yı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara, ''Ardından gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.'' dedi. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Oradan biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte kayıkta bırakarak İsa'nın ardından gittiler. Kefernahum'a girdiler. Sept günü olunca İsa hemen Havra'ya girip ders vermeye başladı. Halk onun öğretişinden şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu. Tam o sırada havralarında bulunan ve kötü ruha tutsak olan bir adam, ''Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen.'' İsa, ''Sus, çık o adamdan.'' diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, ''Bu nasıl bir şey?'' diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyorlar. Böylece İsa ile ilgili haber tüm Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa Havra'dan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andrea'nın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü ve kendisi onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca, ''Herkes seni arıyor.'' dediler. İsa onlara, ''Başka yerlere, yakındaki kasabalara gidelim.'' dedi. Onlara da Tanrı sözünü duyuralım. Bunun için çıkıp geldim. Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak tüm Celile bölgesini dolaştı. İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çöküp ona şöyle yalvardı. ''Eğer istersen beni temiz kılabilirsin.'' Yüreği sızlayan İsa elini uzatıp adama dokundu. ''İsterim, temiz ol.'' dedi. Adam hemen o anda cüzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak derhal yanından uzaklaştırdı. ''Sakın kimseye bir şey söyleme.'' dedi. ''Git, kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adakları sun.'' Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafı yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu ve halk her yerden ona akın ediyordu. Markos Kitabı 2. Bölüm.
Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde evde olduğu işitildi. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı döşekle birlikte aşağı indirdiler. Onların imanını gören İsa felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturmakta olan bazı din bilginleri ise için için şöyle düşündüler. "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tek Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni hemen ruhunda seden İsa onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay, felçliye günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk, döşeğini topla ve yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye," sonra felçliye, "sana söylüyorum, kalk, döşeğini topla ve evine git," dedi. Adam kalktı, derhal döşeğini topladı ve hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı, Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmedik diyorlardı. İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk onun yanına geldi. O da onlara ders vermeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama kulübesinde oturan Alfayoğlu Levi'yi gördü. Ona, "Ardından gel," dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Daha sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisi ve günahkar birçok kişi onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. Onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, "Niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular. Bunu işiten İsa onlara, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var," dedi. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim." Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip, "Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin niçin tutmuyor?" diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı hiç? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin ardından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski bir giysiyi çekmemiş bir kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama eski giysiden kopar ve yırtık daha kötü duruma gelir. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur." Bir sept günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, "Bak, sept günü yapılması yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'un kendisi ve yanındakiler aç ve muhtaç kalınca ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkahin Abiyatlar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi, kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara, "İnsan sept günü için değil, sept günü insan için yaratıldı," dedi. Bu nedenle insanoğlu sept gününün de Rabbidir. Markos kitabı 3. bölüm. İsa yine havraya girdi, orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla sept günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat olan adama, "Ayağa kalk, ortaya çık," dedi. Sonra havradakilere, "Kutsal yasaya göre sept günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı, can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin katılığı onu kederlendirmişti. Ama adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli eskisi gibi sağlam oluverdi. Dışarı çıkan Ferisiler İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca onun bütün yaptıklarını duyan büyük bir kalabalık Yahudiye'den, Kudüs'ten, İdümeya'dan, Şeria Nehri'nin ötesinden, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine küçük bir kayığı hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanmış olanların hepsi ona dokunmak için üzerine üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar da onu gelince ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun," diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamasınlar diye onları sıkı sıkıya uyardı. İsa,
Dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına geldiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andrea, Filipus, Bartolomay, Matta, Thomas, Alfayoğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'yı ele veren Yahuda İskariyot. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler. Kudüs'ten gelen din bilginleri ise Beelzebub onun içine girmiş ve cinleri cinlerin reisinin gücüyle kovuyor diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse o ülke ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse o ev ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip onun malını çalamaz. Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri, onda kötü ruh var dedikleri için söyledi. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak," dediler, "annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra etrafına, çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur." Markos kitabı 4. bölüm. İsa göl kıyısında halka yine ders vermeye başladı. Çevresinde öyle büyük bir kalabalık toplandı ki kendisi göldeki bir kayığa binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında karada duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düşmüş, kuşlar gelip bunları yemiş. Kimi toprağı az olan kayalık yere düşmüş. Toprak derin olmadığından hemen filizlenmişler. Ne var ki güneş doğunca kavrulmuşlar ve kök salamadıkları için kuruyup gitmişler. Kimi dikenler arasına düşmüş, dikenler büyümüş, filizleri boğmuş ve filizler ürün verememiş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş, büyüyüp çoğalmış, ürün vermiş. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün vermiş. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin. 12'lerle diğer izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı size açıklandı ama dışarıda onlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar. İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün diğer benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. Onlara, kandili tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler dedi. Kandilliye koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kulağı olan işitsin. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle ölçerseniz size de aynı ölçek uygulanacak.
Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Sonra İsa şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliği toprağa tohum saçan adama benzer. Gece olur, uyur, gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama tohum filizlenir, gelişir. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir. Ürün olgunlaşınca adam hemen orağı vurur. Çünkü ürünü biçme zamanı gelmiştir. İsa sonra şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğini neye benzetelim, nasıl bir benzetmeyle anlatalım? Tanrı'nın egemenliği hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tüm tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, tüm bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak sarar ki, gökte uçan kuşlar gölgesinde balınabilir. İsa, Tanrı sözünü buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında onlara her şeyi açıklardı. O gün akşam olunca öğrencilerine, karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu kayıkla götürdüler. Yanında başka kayıklar da vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar kayağa öyle saldırıyordu ki kayık neredeyse suyla dolmuştu. İsa kayığın kıç tarafına bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, ''Öğretmenimiz, batıyoruz, hiç aldırmıyor musun?'' dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle ''Sus, sakin ol'' dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine, ''Neden bu kadar korkaksınız, hala imanınız yok mu?'' dedi. Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, ''Bu adam kim ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?'' dediler. Markos kitabı 5. bölüm. Gölün karşı yakasına, Gerasalıların memleketine vardılar. İsa kayıktan iner inmez, kötü ruha tutsak olan bir adam mezarlık mağaralarından çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu. Birçok kez zincirler ve ayak köstekleriyle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendi kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, ''Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme.'' dedi. Çünkü İsa, ''Ey kötü ruh, adamın içinden çık.'' demişti. Sonra İsa adama, ''Adın ne?'' diye sordu. ''Adım Tümen, çünkü sayımız çok.'' dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, ''Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim.'' diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini anlattılar. Halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümen cine tutsak olan adamı giymiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgeden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa kayığa binerken önceleri cine tutsak olan adam ona, ''Seninle geleyim.'' diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona, ''Evine, yakınlarının yanına dön.'' dedi. ''Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.'' Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarını herkes şaşıp kalıyordu. İsa kayıkla karşı yakaya dönünce çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi. İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. ''Küçük kızım can çekişiyor, gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın.'' diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. İsa'nın ardından giden büyük bir kalabalık da onu dört bir yandan sıkıştırıyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Bir sürü hekimin elinden çok çekmiş, tüm varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalık da onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden, ''Giysilerine bile dokunsam kurtulacağım.'' diyordu. Hemen o anda kanaması kesiliverdi.
kadının bedeninin derinliğinde ıstıraptan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp, "Giysilerime kim dokundu?" diye sordu. Öğrencileri ona, "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun, nasıl oluyor da bana kim dokundu diye soruyorsun?" dediler. İsa bunu yapmış olanı görmek için çevresine bakındı. Kadın da kendisindeki değişikliği biliyordu. Korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona tüm gerçeği anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git, ıstırabın son bulsun." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dediler. "Öğretmeni, neden hala rahatsız ediyorsun?" İsa bu sözleri aldırmadan havra yöneticisine, "Korkma, sadece iman et," dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka kimse kendisiyle birlikte gelmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara, "Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?" dedi. "Çocuk ölmedi, sadece uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elinden tutarak ona, "Talita kumi," dedi. Bu söz, "Kızım, sana söylüyorum, kalk," demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa, bunu kimse bilmesin diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yiyecek bir şey verilmesini buyurdu. Markos kitabı 6. bölüm. İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler. Sep günü olunca İsa havrada ders vermeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. "Bu adam bunları nereden öğrendi?" diye soruyorlardı. "Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor?" "Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu?" ve gücenip onu reddettiler. İsa da onlara, "Bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez," dedi. Orada birkaç hastayı üzerlerine ellerine koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapmadı. Halkın imansızlığına şaşıyordu. İsa çevredeki köyleri dolaşıp ders veriyordu. 12 öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhları kovma yetkisini verdi. Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi. Onlara çarık giymelerini söyledi ama iki mintan giymeyin dedi. Bir yere gittiğiniz zaman oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın diye devam etti. İnsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin. Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. Birçok cin kovdular, birçok hastayı üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler. Kral Herodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları, "Bu adam ölümden dirilmiş olan vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni de budur," diyordu. Başkaları, "O İlyas'tır," diyor. Yine başkaları, "Eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir," diyordu. Herodes bunları duyunca, "Başını kestirdiğim Yahya dirilmiştir," dedi. Herodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Herodia'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Herodes bu kadınla evlenince Yahya ona, "Kardeşinin karısıyla evlenen kutsal yasaya aykırıdır," demişti. Herodia bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı, onu öldürtmek istiyor ama başaramıyordu. Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Herodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu. Ne var ki Herodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Herodia'nın kızı içeri girip dans etti. Bu Herodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza, "Dile benden ne dilersen veririm," dedi. Ant içerek, "Benden ne dilersen, krallığımın yarısı da olsa veririm," dedi. Kız dışarı çıkıp annesine, "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste," dedi annesi. Kız derhal koşup kralın yanına girdi. "Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum," diyerek dileğini açıkladı.
Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Derhal bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi. Kız da annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular. Elçiler İsa'nın yanına dönerek yaptıkları ve öğrettikleri her şeyi ona anlattılar. İsa onlara, ''Gelin tek başımıza tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin.'' dedi. Gelen giden öyle çoktu ki yemek yemeye bile vakit bulamıyorlardı. Kayağa binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar. Gittiklerini gören birçok kişi onları tanıdı. Halk civardaki bütün kentlerden yaya olarak yola dökülüp onlardan önce oraya vardı. İsa kayıktan inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda ders vermeye başladı. Vakit iyice ilerleyince öğrencileri onun yanına gelip dediler ki, ''Burası ıssız bir yer, vakit de çok geç. Halkı salıver de çevredeki çiftlik ve köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.'' İsa ise, ''Onlara siz yiyecek verin.'' diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya, ''Gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara yedirelim mi yani?'' diye sordular. İsa onlara, ''Kaç ekmeğiniz var, gidin bakın.'' dedi. Öğrenip geldiler, ''5 ekmekle 2 balığımız var.'' dediler. İsa onlara, ''Herkesi küme kümeye yeşil çimenlerin üzerinde oturtmalarını buyurdu. Halk yüzer, 50'şer kişilik bölümleri halinde oturdu. İsa 5 ekmekle 2 balığı aldı, gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. 2 balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. Herkes yiyip doyduktan sonra 12 sepet dolusu ekmek ve balık artığı topladılar. Yemek yiyen erkeklerin sayısı 5000 kadardı. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine kayığa binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halk evlerine gönderecekti. Onları uyurladıktan sonra dua etmek için dağa çıktı. Akşam olduğunda kayık gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalmış olan İsa öğrencilerinin kürek çekmekte zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti. Onlar ise gölün üstünde yürüdüğünü görünce onu hayalet tanarak bağırıştılar. Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. Ama kendisi hemen onlara seslenerek, ''Cesur olun, benim, korkmayın.'' dedi. İsa kayağa binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlar ise tam bir şaşkınlık içindeydiler. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı, zihinleri körleşmişti. İsa ile öğrencileri karşı yakaya vardıklarında Ginesar'da karaya çıkıp kayığı bağladılar. Onlar kayıktan inince halk İsa'yı hemen tanıdı. Bazıları koşa koşa tüm yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler hastaları döşekler üzerinde oraya götürmeye başladılar. Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun İsa'nın gittiği her yerde hastaları yollara yatırıyorlar, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti. Markos kitabı 7. bölüm. Kudüs'ten gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının murdar yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler hatta bütün Yahudiler atalarının geleneği uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler. Keza çarşıdan dönünce yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok geleneğe de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, ''Senin öğrencilerin neden atalarımızın geleneğine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?'' diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi. ''Yeşaya'nın siz iki yüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne doğrudur? Yazılmış olduğu gibi, bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzaktır. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan kurallarıdır. Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış insan geleneğine uyuyorsunuz.'' İsa onlara ayrıca şunu söyledi. ''Kendi geleneğinizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göster ve annesine ya da babasına söven mutlaka ölümle cezalandırılsın diye buyurulmuştu. Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız geleneklerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz.'' İsa halkı yine yanına çağırıp onlara,
Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin, dedi. İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır. İsa kalabalığı bırakıp eve girince, öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, ''Demek siz de anlamıyorsunuz, öyle mi?'' dedi. ''Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da ayak yoluna atılır.'' İsa bu sözlerle tüm yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti, ''İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve ahlaksızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. İsa oradan ayrılarak Sur ve Sayda bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu ama gizlenemedi. Küçük kızı kötü ruha tutsak olan bir kadın, İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın, Suriye, Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona, ''Bırak, önce çocuklar doysunlar.'' dedi. ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' Kadın buna karşılık, ''Haklısın Rab.'' dedi. ''Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer.'' İsa ona, ''Söylediğim bu sözün hatırı için git, cin kızından çıkmış bulunuyor.'' dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş, yatakta yatar buldu. Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne gitti. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama, ''Effata, yani açıl.'' dedi. Adamın kulakları hemen açıldı, dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu hiç kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa da onlar haberi o kadar çok yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. ''Yaptığı her şey mükemmel, sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor.'' diyorlardı. Markos kitabı 8. bölüm. O günlerde yine büyük bir kalabalık toplanmıştı. Yiyecek bir şey olmadığı için İsa öğrencilerini yanına çağırıp, ''Halka acıyorum.'' dedi. ''Üç gündür yanımdalar ve yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine gönderirsem yolda bayılırlar. Hem bazıları uzak yoldan geliyor.'' Öğrencileri buna karşılık, ''Böyle ıssız bir yerde bu kadar kişiyi doyuracak ekmeği insan nereden bulabilir?'' dediler. İsa, ''Kaç ekmeğiniz var?'' diye sordu. ''Yedi tane.'' dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. Sonra yedi ekmeği aldı, şükredip bunları böldü. Dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Birkaç küçük balıkları da vardı. İsa, şükran duasını yapıp bunları da dağıtmalarını söyledi. Herkes yiyip doyduktan sonra yedi küfe dolusu ekmek artığı topladılar. Orada yaklaşık 4000 kişi vardı. İsa onları salıverdikten sonra öğrencileriyle birlikte hemen kayağa binip Dalmanuta taraflarına geçti. Filistiler gelip İsa ile tartışmaya başladılar. Onu sınamak amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa içten bir ah çekerek, ''Bu kuşak neden bir belirti istiyor?'' dedi. ''Size doğrusunu söyleyeyim, bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek.'' Sonra onları orada bırakıp yine kayağa bindi ve karşı yakaya yöneldi. Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Kayıkta yanlarında bir tek ekmek vardı. İsa onlara şu uyarıda bulundu. ''Dikkatli olun, Ferisilerin mayasından ve Herodes'in mayasından sakının.'' Onlar ise kendi aralarında ''Ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor.'' şeklinde konuştular. Bunun farkında olan İsa, ''Ekmeğiniz yok diye ne konuşup duruyorsunuz?'' dedi. ''Hala akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz mi körleşti? Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? 5 ekmeği 5000 kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu ekmek artığı topladınız?'' ''12'' dediler. 7 ekmek 4000 kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek artığı topladınız?'' 7'' dediler. İsa onlara, ''Hala anlamıyor musunuz?'' dedi. İsa ile öğrencileri Betsaida'ya gittiler. Orada bazı kişiler İsa'yı kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar. İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve ''Bir şey görüyor musun?'' diye sordu.
Adam başını kaldırıp insanlar görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Sonra İsa ellerini yeniden gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı. İyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. İsa, köye bile girme diyerek onu evine gönderdi. İsa öğrencileriyle birlikte Filipus Sezariyesi'ne bağlı köylere gitti. Yolda öğrencilerine, halk benim kim olduğumu söylüyor diye sordu. Öğrencileri ona şu karşılığı verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar ama kimi İlyas, kimi de peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. O da onlara, ya siz, ben kimim dersiniz diye sordu. Petrus, sen Mesih'sin cevabını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onları uyardı. İsa, insanoğlunun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve 3 gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Ama İsa dönüp diğer öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, ''Çekil önümden, şeytan!'' dedi. ''Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insanın düşünceleridir.'' Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve müjdenin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Bu vefasız ve günahkar kuşağın ortasında kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır. Markos kitabı 9. bölüm. İsa, size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğinin güçlü biçimde gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. 6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Orada gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü, yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü, İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, ''Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu, 3 çardak kuralım, biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.'' dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur, onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama bu kez yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onları, insanoğlu ölümünden dirilmeden orada gördükleri hiç kimseye söylememeleri için uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında, ''Ölümden dirilmek ne demek?'' diye tartışıp durdular. İsa'ya, ''Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?'' diye sordular. O da onlara şöyle dedi, ''Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır?'' ''Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile ve onun hakkında yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar.'' Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine, ''Onlarla ne tartışıyorsunuz?'' diye sordu. Halktan biri ona, ''Öğretmenim'' diye karşılık verdi. ''Dilsiz bir ruha tutsak olan oğlumu sana getirdim.'' Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor, çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar. İsa onlara, ''Ey imansız kuşak!'' dedi. ''Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Getirin çocuğu bana.'' Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, ''Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?'' diye sordu. ''Küçüklüğünden beri böyle.'' dedi babası. ''Üstelik ruh onu öldürmek için birçok kez ateşe ya da suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, halimize acı.'' İsa ona, ''Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün.'' dedi. Çocuğun babası hemen, ''İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et.'' diye feryat etti. İsa, halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, ''Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme.'' dedi.
Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu öldü diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, "Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir." cevabını verdi. Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. Kefernahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda aranızda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi. Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun. Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil beni göndereni kabul etmiş olur. Yuhanna ona, öğretmenim dedi. Senin adınla cin kovan birini gördük ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık. Ona engel olmayın dedi İsa. Çünkü benim adımla mucize yapıp da hemen ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin seni günaha sokarsa onu kes. Çolak olarak yaşama kavuşman, iki el sahibi olarak sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın seni günaha sokuyorsa onu kes. Tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki ayak sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa onu çıkarıp at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki göz sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateşte sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır ama tuz, tuzluluğunu yitirirse onu tekrar nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın. Markos kitabı 10. bölüm. İsa oradan ayrılıp Yahudiye sınırlarına, Şeria nehrinin ötesine geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara ders veriyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu sınamak amacıyla, ''Bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur?'' diye sordular. İsa karşılık olarak, ''Musa size ne buyurdu?'' dedi. Onlar, ''Musa erkeğin bir boş kağıdı yazarak karısını boşamasına izin vermiştir.'' dediler. İsa onlara, ''Musa bu buyruğu size yüreklerinizin katılığından ötürü yazdı.'' dedi. Tanrı yaratılışın ta başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen kadın da zina etmiş olur. Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ''Bırakın çocuklar bana gelsin.'' dedi. ''Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindendir.'' Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez. Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, ''İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?'' diye sordu. İsa ona, ''Bana neden iyi diyorsun?'' dedi. ''İyi olan tek biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, anne babana saygı göster.'' Adam, ''Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum.'' dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, ''Bir tek eksiğin var.'' dedi. ''Git, neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel beni izle.'' Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine,
Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine çocuklar dedi. Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine öyleyse kim kurtulabilir diyorlardı. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkün dedi. Petrus ona, bak biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik demeye başladı. Size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Yola çıkmış Kudüs'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. Şimdi Kudüs'e gidiyoruz dedi. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve diğer uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek. Zebedi'nin oğulları Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp, ''Öğretmenimiz, bir dileğimiz var, bunu bizim için yapmanı istiyoruz.'' dediler. İsa onlara, ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Sen yüceliğine kavuşunca birimizi sağında, ötekimize de solunda oturma ayrıcalığını ver.'' dediler. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' dedi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olabilir misiniz?'' ''Evet olabiliriz.'' dediler. İsa onlara, ''Benim içeceğim kaseden siz de içeceksiniz. Benim vaftiz olacağım gibi siz de vaftiz olacaksınız.'' dedi. ''Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Bu yerler belirli kişiler için hazırlanmıştır.'' Bunu işiten diğer 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi, ''Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar onları egemenlik hırsıyla yönetirler. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler.'' Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. Sonra Eriha'ya gittiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, ''Ey Davutoğlu İsa, halime acı!'' diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, ''Ey Davutoğlu, halime acı!'' diyerek daha da çok bağırdı. İsa durdu, ''Çağırın onu!'' dedi. Kör adama seslenerek, ''Ne mutlu sana, kalk, seni çağırıyor!'' dediler. Adam abasının üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa ona, ''Senin için ne yapmamı istiyorsun?'' diye sordu. Kör adam, ''Rabuni, gözlerim olsun!'' dedi. İsa, ''Gidebilirsin, imanın seni kurtardı.'' dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. Markos kitabı 11. bölüm. Kudüs'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacında bulunan Betfaci ile Beytanya'ya geldiklerinde, İsa öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi. ''Karşınızdaki köye gidin, köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız, onu çözüp bana getirin.'' Biri size bunu niye yapıyorsunuz derse, Rabbin ona ihtiyacı var, hemen geri getirecek dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanına bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları, ''Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?'' dediler. Öğrenciler, İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa da sıpaya bindi. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyordu. ''Hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde Hozana.'' İsa Kudüs'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü.
Ertesi gün Betanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki üzerinde incir bulurum diye yaklaştı. Ama ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca, "Artık senden hiç kimse bir daha meyve yemesin," dedi. Öğrencileri de bunu duydular. Oradan Kudüs'e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki satıcı ve alıcıları dışarı kovmaya başladı. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka ders verirken şunları söyledi. "Benim evime tüm ulusların dua evi denecek," diye yazılmamış mıdır? Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz. Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı çünkü bütün halk onun öğretisine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı. Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş," dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi, "Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dilediğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerde olan babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın." Yine Kudüs'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar onun yanına gelip "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular. İsa da onlara "Size bir soru soracağım," dedi. "Bana cevap verin. Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mıydı? Cevap verin bana." Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek, halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu." İsa'ya, "Bilmiyoruz," diye cevap verdiler. İsa da onlara, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi. Markos kitabı 12. bölüm. İsa onlara benzetmelerle seslenmeye başladı. Adamın biri bir bağ dikmiş, çevresini çitle çevirmiş, üzüm sıkmak için bir çukur kazmış, bir de bekçi kulesi yapmış. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıkmış. Mevsimi gelince bağın ürününden kendisine düşen payı almak üzere bağcılara bir köle yollamış. Bağcılar köleyi yakalayıp dövmüş ve eli boş göndermişler. Bağ sahibi bu kez onlara bir başka köle yollamış. Onu da başından yaralamış ve aşağılamışlar. Birini daha yollamış ama onu öldürmüşler. Daha birçok köle yollamış. Bunların kimini dövmüş, kimini öldürmüşler. Bağ sahibinin yanında tek biri kalmış. O da sevgili oğluymuş. "Oğlumu sayarlar," diyerek bağcılara en son onu yollamış. Ama bağcılar birbirlerine, "Mirasçı bu," demişler. "Gelin onu öldürelim, miras bizim olur." Böylece onu yakalayıp öldürmüşler ve bağdan dışarı atmışlar. Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşe taşının baş taşı oldu. Rabbin işidir bu, gözümüzde harika bir iş. İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler. Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferislerden ve Herodes yanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya, "Öğretmenimiz," dediler. "Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?" Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi. "Beni neden sınıyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım." Parayı getirdiler. İsa onlara, "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın," dediler. İsa da onlara, "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin," dedi. İsa'nın sözlerine şaşakaldılar. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular. "Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın kardeşi ölüp bir dul bırakır ama çocuk bırakmazsa, sağ kalan kardeş ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı, o da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu.
Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın kitabında alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel bir cevap verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona, ''Tüm buyrukların en önemlisi hangisidir?'' diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. ''En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Tanrımız olan Rab tek Rab'dir. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İkincisi de şudur, komşunu kendin gibi sev. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.'' Din bilgini İsa'ya, ''İyi söyledin öğretmenim.'' dedi. ''Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur.'' demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendisi gibi sevmesi tüm yakılmalık adaklardan ve sunulardan, kurbanlardan daha önemlidir. İsa onun akıllıca cevap verdiğini görerek, ''Sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin.'' dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi. İsa tapınakta ders verirken şunu sordu. ''Nasıl oluyor da din bilginleri, Mesih Davut'un oğludur diyorlar?'' Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. ''Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur.'' Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? Oradaki büyük kalabalık onu sevinçle dinliyordu. İsa ders verirken şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır. İsa tapınaktaki bağış kutusunun karşısında oturmuş, kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişiyi kutuya büyük paralar attı. Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi. ''Size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü diğerlerinin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen varını yoğunu, geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi.'' Markos kitabı 13. bölüm. İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri ona, ''Öğretmenim'' dedi. ''Bak ne görkemli taşlar, ne görkemli yapılar.'' İsa ona, ''Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş taş üstünde kalmayacak, hepsi yıkılacak.'' dedi. İsa, Zeytin Dağı'nda tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andrea özel olarak kendisine şunu sordular. ''Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak? Bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?'' İsa onları anlatmaya başladı. ''Sakın kimse sizi saptırmasın.'' dedi. ''Birçokları ben oyum.'' diyerek benim adımla gelecek ve birçok kişiyi saptıracaklar. ''Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Ama siz kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecekler. Havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin ve kralların önüne çıkarılacak. Böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki önce müjdenin tüm uluslara duyurulması gerekir. Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne esinlenirse onu söyleyin. Çünkü konuşacak olan siz değil, kutsal ruh olacak. Kardeş kardeşini, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babalarına baş kaldırıp onları öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Yıkıcı iğrenç şeyin bulunmaması gereken yere dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsın. Damda olan evinden bir şey almak için aşağı inmesin, içeri girmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa rastlamasın.
Çünkü o günlerde öyle bir sıkıntı olacak ki Tanrı'nın var ettiği yaratılışın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, ondan sonra da olmayacaktır. Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek. Bunlar mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun, işte size her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum. Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, kendi seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna kadar dört yerden alıp bir araya toplayacak. İncir ağacından ders alın, dalları filizlenip yapraklarını sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Gök ve yer ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık durun, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve birer görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü evin efendisi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın. Markos kitabı 14. bölüm. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. İsa Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli saf Hint sümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı onun başından aşağı döktü. Bazıları buna kızdılar birdenbire. Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? 300 dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi diyerek kadını azarlamaya başladılar. Kadını rahat bırakın dedi İsa. Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın elinden geleni yaptı. Beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı. Size doğrusunu söyleyeyim. Müjde dünyanın her neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. Bu arada 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti. Onlar bunu işitince sevindiler. Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh kurbanının kesildiği mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrencileri İsa'ya, ''Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?'' diye sordular. O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi. Kente gidin, orada su tesisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza, onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş hazır bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylemiş olduğu gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12'lerle birlikte geldi. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. ''Sizden biri, benimle yemek yiyen biri beni ele verecek.'' Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, ''Beni demek istemedin ya.'' diye sormaya başladılar. İsa onlara, ''12'lerden biridir, ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır.'' dedi. ''Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor ama insanoğlunu ele verenin vay haline.'' O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı. Şükran duasını yapıp ekmeği böldü ve ''Alın, bu benim bedenimdir.'' diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. ''Bu benim kanım.'' dedi İsa. ''Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.'' ''Size doğrusunu söyleyeyim.
Tanrı'nın egemenliğinde tazesini içeceğim güne dek aslanın ürününden bir daha içmeyeceğim. Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerine, "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz," dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çobanı vuracağım, koyunlar da darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin." Ama Petrus üsteleyerek, "Seninle birlikte ölmem bile gerekse seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Sonra Getsemani denilen bir yere gittiler. İsa öğrencilerine, "Ben dua ederken siz burada oturun," dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Yüreğim ölüm derecesinde kederli," dedi. "Burada kalın, uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Mümkünse o saati yaşamayayım," dedi. "Abba baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin isteğin olsun." Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Simon," dedi, "uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür." Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına bir ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. "Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?" dedi. "Yeter, saat geldi. İşte, insanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte beni ele veren geldi." Tam o anda İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda çaka geldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı. İsa'yı ele veren Yahuda, "Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün," diye onlara sözlemişti. Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, "Rabbi," diyerek onu öptü. Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. İsa onlara, "Bir haydudun peşindeymiş gibi beni kılıç ve sopalarla mı yakalamaya geldiniz?" dedi. "Her gün tapınakta yanı başınıza ders veriyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu kutsal yazılar yerine gelsin diye oldu." O zaman öğrencilerinin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'nın ardından sadece keten beze sarılmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezin içinden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ihtiyarlar ve din bilginleri de orada toplandı. Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başına oturup ısınmaya başladı. Başkâhinler ve yüksek kurulun tamamı, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor ama bulamıyorlardı. Birçok kişi ona karşı yalan yere tanıklık ettiyse de tanıklıkları birbirini tutmadı. Bazıları kalkıp ona karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: "Biz onun, elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım," dediğini işittik. Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı. Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, "Hiç cevap vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?" diye sordu. Ne var ki İsa susmaya devam etti, hiç cevap vermedi. Başkâhin ona yeniden, "Yüce olanın oğlu Mesih sen misin?" diye sordu. İsa, "Benim," dedi. "Ve sizler insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz." Başkâhin giysilerini yırtarak, "Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?" dedi. "Küfürü işittiniz, buna ne diyorsunuz?" Hepsi de İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler. Bazıları onun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak ona yumruklamaya başladılar. "Haydi peygamberliğini göster," diyorlardı. Nöbetçiler de onu aralarına alıp tokatladılar. Petrus aşağıda avludayken başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, "Sen de Nasıralı İsa ile birlikteydin," dedi. Petrus ise bunu inkar ederek, "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum," dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü. Hizmetçi kız Petrus'u görünce etrafta duranlara yine, "Bu adam onlardan biri," demeye başladı. Petrus tekrar inkar etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine,
Gerçekten onlardansın, sen de Celile'densin, dediler. Petrus kendine lanet okuyup yemin ederek, sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum, dedi. Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkar edeceksin, dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Markos kitabı 15. bölüm. Sabah olunca başkâhinler, ihtiyarlar, din bilginleri ve yüksek kurulun tüm diğer üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus ona, ''Sen Yahudilerin kralı mısın?'' diye sordu. İsa ona, ''Söylediğin gibidir'' cevabını verdi. Başkâhinler ona karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus ona yeniden, ''Hiç cevap vermeyecek misin?'' diye sordu. ''Bak, seni ne kadar çok şeyle suçluyorlar.'' Ama İsa artık cevap vermiyordu. Pilatus buna şaştı. Pilatus, her fısıh bayramında halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. O sırada hapishanede ayaklanma sırasında adam öldürmüş olan isyancılarla birlikte tutuklu bulunan Barabas adında biri vardı. Halk Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, ''Sizin için Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz?'' dedi. Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler İsa'nın değil Barabas'ın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar. Pilatus onlara tekrar seslenerek, ''Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz adamı ne yapayım?'' diye sordu. ''Onu çarmıha gel!'' diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, ''O ne kötülük yaptı ki?'' dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, ''Onu çarmıha gel!'' diye bağırıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus onlar için Barabas'ı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerler İsa'yı Pretorium denilen vali konağına götürüp tüm taburu topladılar. Ona mor renkte bir giysi giydirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. ''Selam ey Yahudilerin kralı!'' diyerek onu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. Onunla böyle alay ettikten sonra mor giysisini üzerinden çıkarıp ona yine kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha gelmek üzere onu dışarı götürdüler. Kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa'yı Golgota yani kafatası denilen yere götürdüler. Ona mürle karışık şarap vermek istediler ama içmedi. Sonra onu çarmıha geldiler ve kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarına paylaştılar. İsa'yı çarmıha geldiklerinde saat 9'du. Üzerindeki suç yaftasında Yahudilerin kralı diye yazılıydı. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha geldiler. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, ''Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın?'' ''Çarmıhtan in de kurtar kendini.'' diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de onunla alay ederek aralarında ''Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor.'' diye konuşuyorlardı. ''İsrail'in kralı Mesih, şimdi çarmıhtan insin de görelim ve iman edelim.'' İsa ile birlikte çarmıha girilmiş olanlar da ona hakaret ettiler. Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat 12'den saat 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle ''Elohi, Elohi, lema şevaktani'' yani ''Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin?'' diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince ''Bakın İlyas'ı çağırıyor'' dediler. Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı. Bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. ''Dur bakalım, İlyas gelip onu indirecek mi?'' dedi. Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, ''Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu.'' dediler. Olup biteni uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Meclalli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Şalome bulunuyordu. İsa daha Celile'deyken bu kadınlar onun peşinden gitmiş ve ona hizmet etmişlerdi. Onunla birlikte Kudüs'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu. O gün hazırlık günü, yani sept gününden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle yüksek kurulun saygın bir üyesi olup Tanrı'nın egemenliğini ümitle bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi. Cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı ve İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, ''Öleli çok oldu mu?'' diye sordu.
Yüzbaşından durumu öğrenince Yusuf'a cesedi alması için izin verildi. Yusuf da keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı ve kayadan oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler. Markus kitabı 16. bölüm. Sep günü gelince Mecdelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Şalome gidip İsa'nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar. Haftanın ilk günü sabah çok erkenden güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler. Aralarında mezarın girişindeki taşı bizim için kim yana yuvarlayacak diye konuşuyorlardı. Başlarını kaldırıp bakınca o kocaman taşın yana yuvarlanmış olduğunu gördüler. Mezara girip sağ tarafta beyaz kaftan giymiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara "Şaşırmayın," dedi. "Siz çarmıha gerilmiş olan Nasıralı İsa'yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte onu yatırdıkları yer. Şimdi onun öğrencilerine ve Petrus'a gidip şöyle deyin. İsa sizden önce Celile'ye gidiyor. Size bildirdiği gibi kendisini orada göreceksiniz." Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söyleyemediler. İsa haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Bu kadından 7 cin kovmuştu. Meryem gitti, İsa ile bulunmuş olan, şimdi ise yas tutup gözyaşı döken öğrencilerine haberi verdi. Ne var ki onlar İsa'nın diri olduğunu ve Meryem'e göründüğünü duyunca inanmadılar. Bundan sonra İsa kırlara doğru yürümekte olan öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp diğerlerine haber verdiler ama diğerleri bunlara da inanmadılar. İsa daha sonra sofrada otururlarken 11'lere göründü. Kendisini dirilmiş olarak görenlere inanmadıkları için imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü onları azarladı. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar, öldürücü bir zehir içseler bile bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Rabbi İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu. Öğrencileri de gidip Tanrı'nın sözünü her yere yaydılar. Rab onlarla birlikte çalışıyor, görülen belirtilerle sözünü doğruluyordu.